Merhaba ben Defne Akma. Merhaba ben de Deniz Tokgöz. Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor. Kaçırmamanız gereken dizileri paylaşıyoruz. E-mail adresimizi paylaşmak istiyorum hemen yayınımızın başında. Televizyon çocukları podcast gmail.com Önerilerinizi, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir de Instagram sayfamız var. Oradan da takip ederseniz seviniriz. Televizyon Çocukları Podcast olarak bizi Instagram'da da bulabilirsiniz. Ayrıca TikTok hesabımız var. O da Televizyon Çocukları. Bugünkü konuğumuz yazar Doğu Yücel. Birlikte Star Wars evrenine gireceğiz. 14 Haziran'da ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney Plus dizisi Obi-Wan Kenobi bizlere ayrıntılarıyla anlatacak. Hoş geldin Doğu. Hoş bulduk. Hoş geldin Doğu. Hoş bulduk. Doğu Yücel gazetecilik geçmişi olan bir yazar. Radikal, Lanet, Blue Jean, Nansörviyam, Alt Yazı, Headbang başta olmak üzere birçok önemli yayında emeği var. Ayrıca Taylan Biraderlerinin yönettiği Okul ve Küçük Kıyamet'in senaristi. Bugün bizimle olduğu için çok mutlu olduğumuz bir konumuz var gerçekten. Star Wars'u konuşmak için de çok doğru bir insan olduğunu düşünüyorum. Star Wars evrenini konuşmak için. Bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Biz biliyoruz ama takipçilerimiz için de neler yapıyorsun kitaplarından bilhassa bahsedersen çok seviniriz Dol. Teşekkürler. Yani anlattığınız gibi gazetecilikle başladım gibi görünse de hep bir yazardım aslında. İşte 2000 yılından itibaren kitaplarım yayınlandı. Üç tane öykü kitabım var tane Kabuslar ve Gelecek Masalları, Güneş Hırsızları ve Öldüğünü Google'dan Arayan Adam. Dört tane de romanım var. Hayalet Kitap Var Olmayanlar ve Mithat Karaman serisi. En son o serinin ikinci kitabı çıktı. o hatta film oluyor şimdi. Daha önce Hayalet Kitap'ta film olmuştu. O okul filminin kaynağıydı. Böyle bir küçük bir kariyerim var. Peki bir şey sorabilir miyim hemen bunun devamında? Mitat Karaman'ın filmleşmesinde sen senaryoda bir imzan olacak mı? Evet evet ben yazdım. Arda ile Süleyman Arda Eminçeli birlikte yazık yönetmenle birlikte. Çok güzel. Ne zaman izleriz? Aşağı yukarı belli mi yoksa daha Ekim gibi galiba, Ekim Kasım. Kadir Doğulu oynuyor Mitat Karaman'ı. En önemli rol o. Pek Filiz Yazıcı var Hera rolünde. Sinan Albayrak var Kadim rolünde. Öyle güzel bir kadromuz var. Beytengin var mesela. Oldukça renkli bir film oldu diye düşünüyorum. Hem renkli hem de kara mizah yoğun olduğu için de biraz siyah. <laughs> Sen sonuçtan memnunsan biz de heyecanla bekleyeceğiz. Ben memnunum. Yeni kurguyu yakında izleyeceğim. Onu, onu merak ediyorum. İlk kurguyu izledim. Gayet içime sinmişti. Ama müzikleri her şeyi duymam lazım son <laughs> Müzikler senin için çok önemli. Şey biliyor musun? Star Wars'u ilk izlettiriyor George Lucas. Ee, işte Brian De Palma var, Spielberg var. Bir de onun başka yakınları var. Önce kimse beğenmiyor ne yaptın ya diyor. Biri ağlıyor bu seyirciler arasında. Birisinin karısıydı galiba. Ağlıyor hani hani o kadar emek sarf edildi, o kadar para harcandı ve ortaya çıkan şey elle tutulur değil gibisinden. Ne dedin şu? Müzikler yok da Müzikler eklenince her şey değişiyor. O zaman başlayalım. Star Wars'la ilk ne zaman tanıştığını belki bize anlatmak istersin. Bunu hatırlamaya çalıştım. O yüzden de yakın şahitler, <laughs> annemi ve çok yakın arkadaşımı, çocukluk arkadaşımı aradım. Şöyle 1986 Return of the Jedi'nin Jedi dönüşü vizyona girmişti ki 3 sene sonra girdi aslında Türkiye'de. O dönem hep öyleydi 1-2 sene sonra en az <laughs> yayınlanıyordu. 86'da onu izledik Çınar Sineması'nda İzmir. Hayatımız orada değişti <laughs> diyebilirim. Yani sondan başladın aslında. Üç, evet yani, yani e, episode 6 altı ya da kronolojik olarak yani. yani yayın kronolojisi açısına 3. bölümden başladım. Daha sonra hemen VHS'lerden o dönem işte video kaset furyası oradan eski bölümleri takip ettik. Ve orada mesela sinemada fark etmemiştim ben. Episod 6 yazıyor aslında Return of the Jedi'in başında. Aa dedik bu 6 tamam 4'ü de izledik 5'i de izledik. Bunun 1, 2, 3'ü nerede? Nerede? 7, 8, 9 nerede? Ve bunlar hep böyle bir şehir efsanesi olarak işte bilmem ne video kasetçisinde varmış. Of. Oralara gidiyoruz falan of. var mı sizde bir iki? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bu iyi. yıllarca sürdü bu. Muhabbet. Ve bir 15 sene falan beklemeniz gerekti ama izleyebilmek için. Evet, bir, evet. Üç. evet. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir zaman aldı. Peki e, sende o Star Wars figürlerinden var mı mesela evde? Koleksiyoner misin? Tabii tabii daha yeni. Onun için güzel bir vitrin aldık hatta. Oraya yerleştirdik <laughs> o eski figürleri. Evet. O eski figürler çok değerli. Bazı kaybolmuş yıllar içinde. Taşınmalar sırasında üzülüyorum ama var bir 20 tane falan sağ kaldı. Ben hemen burada çok genel bir soru ama sormak istiyorum belki vardır net bir cevap. Sende böyle en sevdiğin karakter diyebileceğin birisi var mı bu koskoca evrende? O Ya şöyle, tabii ki Luke Skywalker en başta benim için çok değerli bir karakter. Asıl karakter bence o, yani seçilmiş kişi ve işte bu Anakin hikayesi falan denir ama sonuçta biz baştan itibaren Luke Skywalker'ın hikayesi olarak izledik ve gerek Mark Hamill'in karakteri de bana çok yakın geliyor. Bir de Luke Skywalker'ın o iyimser ve umudu temsil eden tarafı çok hoşuma gidiyor. Kahraman oluşu. Bir de ya ben çok kendimi özdeşleştirdim. Yani gerçekten çocukken fazlaca özdeşleştirdim kendimi. Bunun birçok sebebi var. işte mesela babası yoktu. Benim de babamı erken yaşta kaybetmiştim. Evet. Oradan böyle bir zaten bir damardan yakaladı <laughs> beni o hikaye. E, onun dışında işte hayallerinin peşinde ama bir yandan da çiftlikte çalışmak zorunda. Çünkü amcasıyla birlikte çiftlikte çalıştı şeye katılma. Pilot olma diye hep telkinlerde bulunuyor. Bu da mesela benim üniversite döneminde işte ben de yazar olmak istiyordum, senarist olmak istiyordum. Ama herkes işte iktisat oku, işte ekonomi öğren diyorlardı. <laughs> Elin <eline> ekmek tutsun, <laughs> Bilezi elindeki bir bilezik olsun. Hobi olarak yine yaparsın ama <laughs> diye klişe laf vardır. O dönemde mesela o yönüyle özdeşleştirmiştim kendimi. Hep böyle farklı hayatım farklı dönemlerinde Luke Skywalker'la özdeşleştirdim kendimi. Hatta Last Jedi'da bile onun o mutsuz hali falan yine bana yakın gelmişti. Evet. Çok doğru bir kalp Bir de Mark Hamill da çok böyle iyi ve tatlı bir insanmış ya. Müthiş. Öyle müthiş, çıktı. Evet. yani Bazen hani olmuyor öyle. Gerçeğini pek yansıtmıyor. O, o yansıtanlardan. He, ama onun dışında mesela hani Luke Skywalker bir numara ama mesela Boba Fett de benim için çok önemli bir He. figür. Her ne kadar bu Kobo belki konuşuruz pek beğenmedim. Ama Boba Fett karakteri çok özeldir bir şekilde yani hiç karakterine dair bitiyor falan da yok aslında böyle konuşmayan bir adam yani 2-3 repliği var orijinal Doğru. işlemede ama o şekli şemali ve duruşu mu bilmiyorum bir şekilde beni çok yakalamıştı ben eskiden böyle kol saatlerime kalem takardım onun şeyi gibi küçük roketler fırlatan şeyi vardı <laughs> ee, ya da işte sırt çantamı onun şeyi gibi düşünürdüm ...backpack'i gibi Tam düşünürdüm. Tam da bunu soracaktım zaten. <laughs> Mesela bir kostüm giyecek olsan... ...hani atıyorum Comic Con'a falan gidip de bir kostüm giyecek olsan... ...hani kimi yapardın? E... Sen Boba Fett'i zaten yapıyormuşsun gündelik hayatında. Evet, <laughs> Boba Fett. Obi-Wan Kenobi'ye gelelim artık. Hangi zaman aralığında geçiyor kronolojiye göre? Kronolojiye göre Episod 3'ten 10 yıl sonrasını anlatıyor. Yani Revenge of the Sith'in Sith intikamından 10 yıl sonrasındayız. Yani ne oluyor? İmparator Palpatine, Senato'nun başına geçmiş... Order 66, 66. emirle Jedi'ler bir soykırıma uğramışlar. Çok az Jedi kalmış evrende, galakside. Ve şey, Obi-Wan Tatooine'de saklanıyor. Bunun yanı sıra tabii ki Luke Skywalker'la Leia'nın durumu var. Onlar da işte Padme'nin çocukları ve onlar da iki farklı aileye, iki farklı gezegene gönderildiler saklanmaları için. Obi-Wan Luke'un çocukluğunu izliyor, onun koruması, uzaktan koruyucu melekliğini yapıyor... Böyle bir dönem diğer filmlerden hani öncesi olarak da hani Rogue One'ın öncesi olarak görülebilir. Ya da A New Hope'un kadar öncesi. A New Hope'un da 10 sene öncesi. Tam ikisinin arasında. Yani Episode şey. 4'ün 1977'deki orijinal filmin 10 sene öncesini görüyoruz. Bu e, sürgündeki bir Jedi'in hikayesi ya. Diziye nasıl bir ruh haliyle başlıyor Obi-Wan? Bize anlatabilir misin? Hı hı. Aslında biraz belki de Last Jedi'ye son Jedi'deki Mark Hamill'a yakın bir ruh halinde diyebiliriz şöyle diyeyim Ivan McGregor'ın oynadığı işte Obi-Wan Kenobi en son bölümde Sith'in intikamında Hayden Christensen'in oynadığı Anakin Skywalker'ı yendi. Onu Mustafa lav gezegeni Mustafar ikiye böldü diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Hatta, e, ve onu yanmaya bıraktı. Yani aslında onu öldürdü diye düşünüyor. Bu konuda bazı komplo teorileri mi diyeyim? Farklı teoriler de var. Yani aslında yaşadığını biliyor gibisinden. Fakat Obi-Wan terk ettikten sonra Anakin Skywalker'ı imparator gelip onu canlı kılmayı başarmıştı. Revenge of the City tekrar izlemelerini öneririm ben Obi-Wan'dan önce. Hatta bu öneriyi ben senariste de iletiyorum. <laughs> ee, Obi-Wan'ın senaristine. Gerçekten He. izlemediğine dair bazı söylentiler var. Belki daha derinlemesine girdiğimiz zaman anlatırım ama. Peki Darth Vader'a geçelim mi biraz? Tabii geçelim. Neden sence son 40 yılın en ikonik kötüsü Darth Vader? Ya bu çok güzel bir soru ve gerçekten düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Öncelikle hani Darth Vader'ı ilk gördüğüm sahne aklıma geldi. A New Hope'daki. o önce Stormtrooper'ları görürüz. Onlar böyle bir tehdit unsuru olarak görülür. Ama daha sonra asıl kötüyü o siyahlar içindeki Darth Vader'ı görürüz. Burada bence o giriş sahnesinin çok önemi var. Görünüş çok önemli, tasarımı. Bu Ralph McQuarrie'nin yaptığı bir tasarımdan yola çıkarak hazırlanan bir kostüm. Onun dışında yani tasarım çok önemli çünkü tasarımda şöyle bir şey yapmışlar. Hem Nazi kasklarından hem de samuray kasklarından esinlenmişler. Şimdi Nazi biz farkında olmadan bile yani bir kişi izleyen bir kişi onu fark etmese bile onun bilinçaltına böyle bir aslında şey dürtükleyen bir şey onun. Diğer yandan samuray da aslında biraz doğuya duyulan korku, uzak doğuya duyulan korkudan beslenen bir şekil. Bunu çok iyi birleştirmişler. Bunun bence çok büyük etkisi var görünüşün. Ondan sonra sesi duyuyoruz. Ses yani Ses. aktörün sesi James Earl <laughs> Jones'un ve bu son şeyde de o konuşuyor. 91 yaşında bu arada bunu kaydetmiş. Çok büyük olay. Ve mesela Rogue One'da da o kaydetmişti ama burada daha da iyi sesi. Bir şekilde belki de The Aging teknolojisinden faydalanmış olabilirler seste de. Ses çok önemli. Müzik çok önemli. Yani çünkü o ilk göründüğü yerde John Williams'ın arkadan verdiği müzik büyük etken. Ya yani tüm bunlar bir araya gelince Belki de en derin, en korkutucu villain karakter çıkıyor. Tabii bu arada bence mesela episode 4'te bu belli değildi ama arka plan hikayesi de ortaya çıkınca işin boyutu değişti. Değil mi? Çünkü henüz aslında orada tam olmamış bir Darth Vader var ki boyutlu bir robot. Yani e, onun içinde bir insan olduğunu bile bilmiyoruz. Yüzünü neredeyse. görmüyoruz bir kere, et görmüyoruz yani o da bence etkileyici evet. taraflarından biri olabilir o kostümün. Yani sonra o arka planı tamamlanınca tüm bu prequel'ler sayesinde ve tabii ki episod 5'teki o büyük sürpriz işin boyutu değişti ve bunun aslında bir tür böyle Shakespeare'yen bir karakter olduğunu fark ettik. Yani hırsına yenik düşen, şeytanla anlaşma yapan ve artık geri dönemeyen. Mesela o trajedisi de daha sonra ortaya çıktı. Padme'den olan çocuklarının da onun yüzünden sürgün olması ve Padme'nin de onun yüzünden vefat etmiş olması. Tüm bunlar eklenince üst üste motivasyonu çok güçlü ve psikolojisi çok bozuk bir karakter. Karakteri bence Obi-Wan'da daha iyi görmek gerekiyor. Çok etkileyici bir karakter. Ben çok ilgileniyorum. Darth Vader çizgi romanları falan da var. İşte romanları da var. Orada da bu karakteri farklı şekillerde işlediler. Gerçekten çok zengin Shakespeare'yen bir karakter dediğim gibi. Peki hmm. e, Deborah Chow hem The Mandalorian'ın yönetmeni hem de Obi-Wan Kenobi'nin yönetmeni. Her iki dizinin de belirgin unsurları var ama birbirlerinden ayıran da unsurlar var. Neler evet. sence onlar? Yani Deborah Chow aslında Mandalorian'da sanırım üç bölüm yönetmişti. Çok asıl beyinlerden biri değil. Orada Dave Filoni ve Jean Favreau var. Oradaki bölümleri, çektiği bölümler tam ayr ayrıştıramıyorum galiba. Üçüncü bölümde o fena değildi ama diğerlerini çok da iz bırakan bölümler değildi diye hatırlıyorum. Şimdi Obi-Wan'ı ona teslim etmişler. Galiba biraz bu artık Star Wars'ta bir kadın yaratıcı da olsun isteğiyle biraz konjektürel bir kara, karar <laughs> olabilir çünkü şöyle yani ben de isterim kadın yönetmen olmasın kadın yazarlar olmasın ama hani Obi-Wan onun için doğru bir tercih mi ondan emin değilim o yüzden aslında doğru bir karar almışlar ve Obi-Wan'da aslında Lian'ın da hikayesini izliyoruz küçük Lian'ın ve mesela Lian'ın hikayesi Obi-Wan'da çok daha iyi işlenmiş kesinlikle çünkü o, o o kadar karanlık bir evren ki yani başladığı andan itibaren Obi-Wan Kenobi evet. hem yıkık bir karakter görüyorsun yani Obi-Wan'ın kendisi hem kendini suçlu hissediyor hem yalnız hissediyor. Diğer yandan işte Darth Vader var. O zaten başlı başına karanlık bir şahsiyet. Bütün bu seri içerisinde tek umut vaadeleri aslında Prenses Leia ve biliyorsun ki o geleceğin önemli bir lideri olacak. Onun işaretlerini vermiş. Peki ben burada hemen şunu sormak istiyorum. Boba Fett dedin zaten o karakteri de sevdiğini de söyledin. Mandalorian'dan da bahsetmişken bu e, yan sanayi diyeyim Star <laughs> Wars'da e, beğendiğin e, en sevdiğin e, dizi hangisi diye sorayım şu ana kadar izlemiş olduklarımızdan. Animasyonlara Vallahi... çok girmediğini <laughs> konuşmuştuk daha önce. Yani animasyonlar Clone Wars gayet güzel. Tamamıyla bitirmedim açıkçası. Rebels'a da şöyle bir bakmıştım. İkisi çok iyi ürünler yani bu arada mesela tamamen, tamamen izlemiyorum ama ben çok fazla da şey izliyorum Star Wars analiz videoları işte Oo. Star Wars teori gibi YouTube hesaplarını çok izliyorum yani bütün şeyime baksanız YouTube algoritmama Star Wars <laughs> doludur yani onları oradan takip ediyorum aslında oradaki bütün karakterleri ve Hakimsin hikayelerini yine. biliyorum o daha hoşuma gidiyor yorumlarla birlikte hikayeleri izlemek. Valla dizilerden tabii ki Mandalorian bir numara yani gerçekten çok büyük bir sürprizdi çünkü çok büyük bir sürprizdi buna katılıyorum evet. evet. Hiç bu kadar iyi beklemiyorduk hani Mando Boba Fett'i bekliyorduk yani o kasklı figürü gör görünce acaba aslında Boba Fett'i mi anlatıyorlar diye düşünmüştük en başta. Daha sonra bambaşka hiç bugüne kadar genişletilmiş evrende dahi e, adı geçmeyen bir Mandalorian ırkına sahip ya da Mandalorian inanışına ya da işte <laughs> klandan gelme bir adamı izliyoruz ve hiç yüzünü görmüyoruz. Gerçekten müthiş kurallar koymuşlar kendine ve kurallara İnanılmaz. itaat etmiş olmaları oraya ünlü bir oyuncu koyup da. Onun yüzünü göstermemiş <laughs> olmaları. Tüm bunlar aslında Star Wars geleneğine çok yakın duran şeyler. Yani evet. o kült tavra sadık bir yan sanayi ürün dediğin <laughs> gibi. İşte aynısını Obi-Wan gibi daha mainstream işlerde görememek biraz üzüyor. Yani o tavrı. Orada tabii işte Dave Filoni ile Jon Favreau'nun çok büyük etkisi var. Çok büyük hayranlar ikisi de çok hakimler evet. Star Wars evrenine ve hissiyatına ve ruhuna. John Favreau bu arada çok enteresan. Hani hem Marvel dünyasında bu kadar böyle hareketli olup hem burada Star Wars'da evet, da bu kadar. Evet. Aynı zamanda oyuncu falan. Aynı zamanda oyuncu, yani. aynı zamanda senarist falan böyle. Hani Nasıl yetişiyor bu kadar insan? işe <laughs> e, inanamıyorum. Mandalorian bir numara. Onun dışında bu of Boba Fett bende hayal kırıklığı oldu. Boba Fett'i bence doğru yansıtamadılar. Onun aktörü de geçenlerde bir röportaj verdi ve eski Boba Fett'i görmek istiyorum gibisinden bir e, açıklaması oldu. Yine de ama çok hani keyifle izledim. Memnunum izlediğim için böyle bir şey olduğu için ama tam olarak me beklentim karşılamadı. Visions var mesela o da ilginç bir projeydi biraz atlandı. Bu Japon e, sanatçılara verdiler görev. Hmm. Sanırım 10 bölümdü. 10 tane kısa animasyon bölüm çekti Japon sanatçılar. Yani tamamen Amerika'dan bağımsız. Bazıları İngilizceydi ama neden bilmiyorum. Oradaki birkaç bölüm çok hoşuma gitmişti. Evok filmleri var. Evok filmlerini de çok hmm. severim. Onlar 80'li yıllarda iki tane... Televizyon filmi olarak geçiyor ama bazı ülkelerde sinemaya da vizyona girmişti. Onları bile çok seviyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Jar Jar Binks konusunda ne düşünüyorsun? Ya Jar Jar Binks'e bence biraz haksızlık edildi. Kesinlikle. <laughs> Prequellere de haksızlık edildi. Oradaki oyuncu Ahmet Best'e de haksızlık edildi. Ha, Prequels hakkında evet ben de konuşmak isterim. Bununla evet. mesela diziyi kıyasladığında hissiyat bakımından ne tür farklılıklar görüyorsun? Aslında Obi-Wan en güzel yaptığı şey başlangıcıydı. Orada... Hı -hı prequellerden başlatması, prequellere dair bir özet vermesi ve o özetin de çok iyi kurgulanmış olması beni mest etti. Çünkü öyle bir şey beklemiyorduk bu kadar birbirine bağlantılı kılacaklarını düşünmüyordum. Daha sonra da prequellerin atmosferinde o çekim tekniğiyle çekilmiş bir Order 66 sahnesi var yepyeni. O da çok hoşuma gitti. Öyle bir bağlantı kurmuş olmaları. Daha sonra tabii ki aradan 10 yıl geçtiği içinde de ve Hikayenin ve duygu durumu da değişik olduğu için karakterin biraz daha farklı bir yöne gitti ama olayı gerçekten prequellerden almış olmaları takdire şayan diye düşünüyorum. İyi bir karar. İlk bölüm zaten ilk bölümü çok beğendim Obi Wan'ın. Müzik anlamında biraz daha farklı bir tavır sergilemişler. Röportajlarını falan da okudum. Yani Deborah Chow ve senaristlerin söylediği şey şu. Yani biz kanona kanon deniyor resmi Star Wars tarihine e, sadık kalıyoruz ama bir yandan da bu şovun da biraz bize de özgü kendine özgü bir halde olması gerekiyor diye. O biraz daha müziklerde ortaya çıkıyor ama müziklerde biraz bence kulak dolduran şeylerdi yani. Mesela Mandalorian müzikleri inanılmazdı. Ludwig Göransson'un müzikleri. Mandalorian müzikleri gerçekten. Sonra Takıklı. Boba Fett'te yine Ludwig Göransson bir yardımcı müzisyenle birlikte yaptı. O da çok güzeldi. Ondan sonra benim için Obi-Wan'ın şu an için ama tabii ki izlediğim bölümler itibariyle güzeldi. Ben mesela şu an sequel'ler yani işte devam filmleri Mesela onlara da, onlarla da barıştım. Ama ilk izlediğimde çok bayağı bir nefret kusmuştum yani. Peki mesela şu an <laughs> hani üçe bölersek o evreni prequel'ler evet. sequel'lar ve hani ana hikaye nedir senin tercihin hangisi en çok sevdiğin? Ha, tabii ki orijinal, orijinal üçleme filmler, daha sonra evet. prequel'ler gelir daha sonra devam filmleri gelir. Yine prequel'leri önceye koyuyorsun devam filmlerinden yani. Tabii tabii ee, yani şöyle diyeyim ama ya böyle bir Star Wars hayranlarında bu evreni bu galaksiyi çok sahiplenmekten gelen bir tepki doğuyor. Yani bu, bu yüzden George Lucas bile çok suçlandı. George Lucas vs. People diye bir belgesel vardır. o belgeselde George Lucas hakkında neler diyorlar? Yani işte çocukluğumu mahvettin, çocukluğumun ırzına geçtin bile diyen böyle, böyle bir şarkı vardı. Mesela böyle bir şarkı yapıldı ve George Lucas bunalıma girdi. George Lucas'ın mesela bütün şeyi satması, Lucas filmi Disney'e satması o dönem aldığı tepkiler biraz evet. da teknik yüzünden çünkü yapıldığı zaman o önceki filmlerde işte blue box kullanıyor işte green screen kullanıyor CGI kul evet. çok fazla CGI evet. kullanımı ve evet yeşil perdeler green önünde çektiler de değil mi evet evet, evet yani aynen. oyuncu dostu bir teknoloji değil o evet ve onun yansımasından mesela dolayı bu yeni Obi Wan'da böyle... çok daha yeni bir teknoloji dev perdeler ama bu defa o perdelerde şeyi görüyorlar o arka planı görüyorlar ha. gerçekten oradaymış gibi hissediyorlar. O çok büyük bir kolaylıkmış oyuncular için. Ama Lucas'a yöneltilen eleştiriler sadece o yüzden değil. Bütün aldığı kararlardan dolayı. Mesela orijinal üçlemeye eklediği bütün yeni CGI şeyler ekledi. işte bazı sahneleri minik değişiklikler yaptı. İşte Han Solo'nun önce ateş etmemesi Grido'ya gibi. Ha. Fanlar bunu çok iyi bilir. <laughs> Herkes bilmeyebilir de e, bu baya bir şeydir hani slogandır. Aynı zamanda Han Solo ilk vurdu diye bir slogan vardır. Yani Bunun gibi ufak kararların değiştirmesi bile Lucas'a karşı çok büyük bir nefret dalgasına yol açtı. O yüzden buna dayanamadı Lucas ve sattı. E şimdi bu evrenin yaratıcısı, karakterlerin yaratıcısı, bütün bu başarıyı yaratan adama bile bu kadar kin kusan bir hayran kitlesi var. Bir de bunların no name insanlara yapabileceklerini düşünün. Ya o yüzden gerçekten Star Wars'a dair bir şey yapmak gerçekten e, çok büyük bir e, şey, e, bir mücadele şeyi de gerektiriyor. Star Wars hayranları bir yandan da hikaye kurmaya aslında bu evrenle öğrendi. Yani bir sürü fan fiction var yani inanılmaz. Ya aslında her Star Wars hayran bir yandan da fan fiction yapan şeyler, hikaye anlatıcıları. Biz o küçük figürlerle aslında hikaye anlatıyorduk bütün gün. E, yepyeni hikayeler üretiyorduk kardeşimle mesela ve bütün herkes öyleydi yani o figürlere sahip olan herkes onlarla bir hikaye yaratıyordu. O yüzden o amatör hikayecilerin hepsi şu an profesyonel hikayecileri böyle yaylım ateşine tutabiliyor en ufak bir hatada. Bu gerçekten hani çok büyük sorumluluk ve zor bir iş. Ben benim mesela en büyük hayalim odur yani Star Wars evrenine dair bir gün bir şey yazabilmek ama yazarken de herhalde böyle kalemim titrer falan yani. Çünkü <laughs> gerçekten zor. Peki bütün bu Star Wars hayranlığının yanında başka böyle büyük evrenlere en çok hangisine yakın hissediyorsun kendi? Lord of the Rings sayabiliriz. <laughs> Harry Potter belki biraz daha çocuksu kalabilir ama ben onu da sayarım kendim çok sevdiğim bir evren. İşte çok yakın zamanda Stranger Things'in yeni sezonu yayınlandı <laughs> mesela sevdiğin bir dizimi. Bu tip fantastik dünyalarda ikinci hemen sonraki tercih ne olur onu merak Herhalde ediyorum. Herhalde Yüzüklerin <laughs> Efendisi olur. Yani Lord of the Rings özellikle de kitabı beni çok etkilemişti gençken. Ondan sonra yani çok var. Neverending Story'yi mesela ah, çok severim. Ah. E, Stranger Things de çok sık gönderme yapıyorlar evet. ona. E, Harry Potter hani benim çocukluğum ya da gençliğimden çok sonra yayınlandığı için çok içine giremedim. Ve ben genel olarak mesela öyle e, bambaşka bir evren değil de ya şöyle isterim, bu evrenin içinde açılan bir evren yani burada gerçekleşen ger gerçekliğin içinde gerçek gerçekleşen gerçek dışı durumlar ya da Bambaşka bir evren ve orada. Şimdi Harry Potter'da o ikili yapı benim e, çok hoşuma gitmiyor. Yani Hogwarts'a gitmek zorundalar. işte bir trende, bir e perondan bir dünya yere geçmek var aslında. Yani hem aslında günce hani bu evet, dünyada evet. da geçiyor aslında ama evet yani bambaşka bir paralellik var. O yüzden mesela bu yeni var. seri aslında daha çok ilgimi çekti. Onun dışında Matrix var. O da çok önemli bir seri ve bütün o işte siberpunk edebiyatından esinlenen bana çok yakın. Yani o, o işte biraz önce bahsettiğim hani gerçekliğin içinde yeni bir gerçeklik ortaya çıkartıyor. Yani bambaşka bir evren değil de buradayız yine. Çok çok doğru söyledin. Ee, o, o tarz hikayeler daha çok hoşuma gidiyor. Ya yani böyle çok vardır. Mesela şimdi Willow, o da George Lucas'ın bir hikayesi. 80'lerde VHS olarak izlemiştik. O şimdi dizi oluyor. O da aslında Star Wars'a çok yakın bir fantastik hikaye. Biraz Yüzüklerin Efendisi, biraz Star Wars. O da hoşuma gitmişti. Böyle çok var. Düğün e, de sevdiğim bir kitaptı. Düğünü sormak istiyorum çünkü çaldı, e, çıktı e, diyorlar. Ben çok beğendim filmi bu arada. İlk düğünden bahsetmiyorum tabii ki. David Lynch düğünden değil bu yeni izlediğimiz düğünden bahsediyorum. Ben bayağı sevdim. Kitabı okumadan girdim. Kitabı okumaya başladım. Ama yetiştiremedim. Film filmi izlemiş bulundum. Artık o sırada. filmi daha fazla bekletemedim. E, çok merak ediyordum çünkü çok memnun oldum. Sonra hemen bir kere daha seyrettim. Senin o konudaki düşüncelerin ne der? bu konudaki görüşlerim biraz benim unpopular <laughs> düşünceler olabilir. Ya çok beğenmedim. Yani beni içine alamadı. İkinci defa izlediğimde biraz daha beğendim ama söylerler hep e, yıllardır çekilemez bir kitap bu diye. Ben çekilemez bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani okunması gerektiğini düşünüyorum çok etkilenmedim nedense. Bilmiyorum. Ben Bilmiyorum, belki de yanlış zamanda. çok etkilendim. Yani böyle set tasarımından çok etkilendim. Müthiş Onlar görünüyor beni... ama evet. görünüyor ama evet ben de romancıyım bu arada. Zor bir okuma vaat eder. Ee, ama yani Star Wars çok esinlendi Dune'dan tabii ki. Zaten bu gönderme Dune Sea der. Dune Denizi diye bir tabii. şey vardır. Evet geçiyor. Ee, Flash Gordon'dan da çok esinlendi. Yani Star Wars'un esinlendiği çok şey var. Mesela Yüzüklerin Efendisi'nden de bence çok esinlenmiş. Lucas'ın röportajlarında bu geçiyor mu bilmiyorum. Yani her şeyin başının zaten Yüzüklerin Efendisi olduğunu düşünüyorum. O zaten çok bildiğimiz bir hikayeyi anlatıyor. Evet. O. Yani her şey uyarlanabilecek bir hikaye o. Evet. Yani Aslında her şeyin başlangıcı Joseph Campbell. Bu mitoloji uzmanı bir adam. Ve onun işte Kahramanın Sonsuz Yolculuğu isimli bir çıkarımı var. Yani dev bir kitap bu orada bir şablon çıkartır. Der ki işte bütün mitolojideki yani bütün mitolojilerdeki hikayelerde bir tür şablon var. O şablonu da şöyle der. İşte kahramanın nasıl kahramanlaştığı anlatılır ve bunun adımlarını tek tek yazar ve bunun inanılmaz bir kitap zaten. George Lucas bunu çalışıyor. Gerçekten etüt ediyor. Hatta Joseph Campbell'a da ulaşıyor. Yani mektup falan yazıyor ve ondan da böyle bir danışmanlık da alıyor. Ve daha sonra Ortaya Star Wars çıkıyor yani bütün o şablona hakim ve ona ne denir çok örtüşen bir hikaye özellikle ilk film A New Hope. Yıllar sonra da Joseph Campbell izliyor Star Wars ve şey diyor bu adam çok büyük bir profesör bu arada yani. Hala daha iyi filmlerin çekilebildiğini bilmiyordum gibi bir çok güzel bir övgüde bulunuyor Oo, ondan da bunu almak zor bir şeydir. Bunu da arada bir söylüyorum. Clubhouse'da geçenlerde, yani geçenlerde dedim ne zaman popülerdi hatırlamıyorum da. Orada Star Wars'ı çok geçiriyorlar. Her sinema odasında böyle bir kendiniz zeki olduğunu kanıtlamak için. Ve bazen <laughs> popüler şeylere <laughs> laf atılır ya. Tabii Bunu söyleme gereği duyuyordum. Çünkü yani Star Wars aslında göründüğü gibi bir hikaye değil. Göründüğünün altında çok şey var. Yani sadece mitoloji değil. İşte İkinci Dünya Savaşı alegorisi. Bir yandan Vietnam Savaşı alegorisi var. Zaten viet Vietkong'ları anlatıyorum diyor Lucas. Yani bunu direkt söylüyor ve imparatorun da Nixon olduğunu söylüyor. Ve Nixon daha başkanken bunu söylüyor. Ya yani bu söylenemezken <laughs> söylüyor. McCarthy kuralları varken e, yine benzer şey yapıyor. Bunun altını çiziyor falan. Orada bence çok cesur bir duruş var. Bir yandan mesela imparatoru aynı zamanda şeyin alegorisi olarak da görebiliriz. Hollywood yapımcılarının. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o zamana kadar Lucas kendi bu alternatif... Hayalleri var onları bir türlü ikna edemiyor yapımcılara ve aslında Lucas'ın yani Luke isminin Lucas'tan gelme sebebi bu. Yani aslında o Luke imparatora Hollywood yapımcılarına karşı savaşıyor. Aynı evet. zamanda genre olarak da Star Wars'da birden fazla film türü görmüyor muyuz? Yani Western çok Tabii bariz ki. bir şekilde var işte Samuray filmleri çok bariz bir şekilde var. Aile filmleri bazen öyle der evet. aslında bir aile hikayesidir bir pembe dizidir der. Biraz o da var. Öyle, aslında. Doğru. <laughs> aşk üçgenleri var. Encest var. Tabii Ama. yani yeşilçam var aslında. Yani e, <laughs> aşk olduğun Tabii. kişinin kardeşin olduğunu öğrenmek <laughs> gibi <Siz kardeşiniz gülüyor> arabes durumlar var. var yani. Ko komedi <laughs> de var. Yani Star Wars'un en büyük kaynaklı en benim sevdiğim yanlarından biri de komedisi. Yani düşünün daha en ciddi kısımda işte o Darth Vader gelirken Stormtrooper'lar asi birlikleri dağıtırken aradan şey geçer Artu d ile c -tripiyor. daha 3. <laughs> üç, şey. dakika mı ne ve o kadar lazerler fırlıyor falan onlar sağ salim <laughs> yürürler oradan yani bu Çay. müthiş bir risk Han Solo'da mesela baş başına sanki öyle bir tarafı kapsayan Kesinlikle. bir karakter gibi geliyor bana. Hani kara mizah tarafında. Kesinlikle. Duran <gülüyor> Yabancılaştırma <gülüyor> efekti gibi bir adam evet, evet. Han Solo'da. Bir dakika bir hafifletelim şu an ortamı. Yani <laughs> Komik relief. Harrison Ford'la. <laughs> <laughs> o zaman son bir soru daha sormak istiyorum. Tamamen fantastik her benden çıkıyor ama cevabın yine bizi o tarafa götürebilir. Neler izliyorsun bu ara? Dizi, film, başta Neler dizi. Neler izliyorum yani son bir senem biraz işte bu son kitabım üzerinde çalıştığım için benim öyle devrelerim oluyor yani kitabı çalışırken çok fazla izleyemiyorum falan. Öyle bir dönemden geçtim şimdi yeni yeni normale dönüyorum. Ama ne izliyorum diye sorarsanız ya keşfetmeye çalışıyorum ben Hı. daha çok. Dijital platformlardaki yani herkesin konuşmadığı filmleri, herkesin konuşmadığı dizileri keşfetmeye çalışıyorum. Dizilere çok girmemeye çalışıyorum. Çok fazla zaman alıyor gibi hissediyorum. En son sevdiğim dizi olarak Tales from the Loop vardı. Hı Evet çok güzel. Onu sevdim. Evet. Yine Love, Death and Robots mesela. Komedi işlerini seviyorum. Mesela What We Do in the Shadows var. Fark edilmemiş bir iş. Son sezon o kadar iyi çıkmadı ama ben zaten ilk film, filmi çok seviyorum. Son dönemde 10 yıllık zarfta mı bilmiyorum belki de eskimiştir. O zaman çok hızlı geçiyor. Evet. E Brown var, Brownian. Evet. Danimarka İsveç yapımı. Şanlı o yani. müthiş bir iş. Breaking hmm. Bad var. hani ha, tabii. Breaking Bad zaten evet, hani. Evet. Ha pek bir de o zaman bize film söyleyebilir misin? İlla bu sene çıkmış olması gerekmiyor ama e, bu sene izledin yakın zamanda izledin. Ve bir de bir dijital platformda olursa tabii çok iyi olur. Kolay erişilebilir. Platformda olanlardan Trip diye bir film var. Yeni bir film. Dead Snow diye benim çok sevdiğim bir zombi komedisi vardı. Onun yönetmeninin bir filmi ve bir e, çift komedisi yani ne diyeyim. <laughs> yani böyle bir boşanma evresindeki bir çiftin yaşadığı. Ben bunu izledim ve acayip <laughs> ben, de izledim. <laughs> evet, yani çok komikti. <laughs> evet. Çok iyi. ve ailece seyrettik biz bunu oturup. Öyle mi? <laughs> Ama herkes de bayağı zevk aldı yani. Hani i̇zledim, Bayağı izledim, iyiydi yani. Gazeteye de yazdım bunu. <laughs> evet, Aa, evet, evet, evet. 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 Bayağı iyiydi. Çok güzel bir. <laughs> bir de hani sinemada <laughs> izlediğim geçen sene en iyi filmi bence Anette. Onu çok sevmiştim. Belki şu an platformlarda birinde vardır. Galiba Digitürk'te Being Connect'te var. Podcast'ın sonunda e değerlendiriyoruz biz izlediğimiz dizileri Deniz'le birlikte. Bu sefer senden rica edeceğiz. Obi-Wan Kenobi için izlediğin kadarıyla birden ona kadar kaç puan verirsin? O, zor soru. Yani <laughs> biraz aslında beklentilerle ilgili ya bu. Ben biraz daha sinematografik bekliyordum. Yani daha böyle hani sanki tek bir sinema filmi olabilir. Hatta altı bölümü sonra izleriz büyük perdede falan gibi hayallerim vardı. O kadar sinematografik bir iş çıkmadı karşıma açıkçası. Hani o sinema kalitesi, beklediğim sinema kalitesi yoktu en azından. Ivan hani McGregor var, Hayden Christensen var falan. Yani bunlar birincilik oyuncular sonuçta. Tabii. O beklentilerle kıyaslarsam, biraz Mandalorian'la kıyaslarsam... Yani daha üst bir... Kıyasla zaten, evet, evet. Yani o yüzden herhalde 6, 6,5. Mandalorian'a kaç puan verirsin diye hemen küçük bir... E, Mandalorian'a. Mandalorian'a herhalde tabii 8 veririm. Bazı bölümlere de 10 veririm yani. Hani bazı bölümlerine ama bazı bölümlerine de 3 verim hani orada da süper bir istikrar olduğu söylenemez ama tasarımıyla her şeyle o finaldeki yaptıkları storyboardu jenerik final jeneriğine koymalarıyla falan bu tip hareketleriyle müthiş fan tavlayan bir Be iş. Baby Yoda tek başına 10 puanı hak etmiyor mu zaten? <gülüyor> <gülüyor> Baby Yoda çok büyük bir keşif ya orada Star Wars evreni için umarım hani Baby Yoda orada kalmaz. Değil mi? Belki büyür. Belki başka bir hikayenin başka türlü bir parçası olur. Yani sadece hani o şirin haliyle kalmaması gerek. O yüzden de biraz mesela Boba Fett'te de kullandılar Baby Yoda'yı. Orada biraz sanki hızlı olmuş ya yani sanki Luke'un eğitiminden biraz daha geçmiş olsa ve Mandalorian'ın biraz daha özlediği bir ve daha farklı bir haliyle karşılaştığı bir Baby Yoda olsa, Grogu olsa gibi hayaller kurmuştum. Biraz hızlı oldu. Şimdi mesela Mandalorian devam ederse et çekik tabii ki. Yine Grogu'yu aynı şekilde Mandalorian'ın yanında göreceğiz. Hani sanki görmesek biraz sonra ileriki bir Özle safhada Fek, görsek Birazcık, evet. daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama gerçekten müthiş bir <laughs> e, figür o da yani. O ilk yaptıkları haline falan baktım. Yani bu tasarımlar pat diye çıkmıyor. Bazen seneler yani o bütün hani Darth Vader'ın kaskını falan konuştuk. Hani ilk halinden çok uzak oluyor. Boba Fett de öyle mesela. Boba Fett aslında bembeyaz bir karakter en başta. Hmm. Bir Stormtrooper olarak yaratıyorlar da böyle bir kurbağamsı bir şey. Çirkin. <gülüyor> <gülüyor> ilk hali. Ama Çirkin. Ve bunu da tabii ki ilk halini de çok büyük tasarımcı yapıyor ama hemen bulamıyorlar. O çok güzel bir şey. Yani o sanki böyle bir kolektif bilinçaltının içine girip herkesin de sevebileceği bir şey yaratmak. Evet. Bambaşka bir sanat. Doğu bizim ülkemizde de Star Wars fanları var diye biliyorum. Ve sen elbette bunlarla haşır neşir bir insansın. Bize biraz fikir verebilir misin? Tabii ki. Çok fazla kulüp, grup web sayfası var. İşte Yıldız Savaşları mesela şu an bayağı aktif. Onun dışında Star Wars Türk ekibi var. Onlara da çok selam söylüyorum buradan. Mutlaka dinliyorlardır bazıları. Birçoğu benden daha bilgili aslında. Bu işe daha fazla kendilerini adamış insanlar. O yüzden de beni davet ettiğiniz için teşekkürler. Yani çok güzel topluluklar, çok güzel etkinlikler yapıyorlar. Bazı filmleri yeni bir film de yeni bir yan sanayi dedin. işte mesela Han Solo'dan, şeyden önce, Rogue One'dan önce hep etkinlikler yapıyorlar. Onları da takip etmelerini dilerim dinleyicilerin eğer Star Wars seviyorlarsa. Çünkü bu aynı zamanda böyle bir topluluk şeyi evet. yani bir Jedi topluluğunun parçası <laughs> olmak da güzel. Star Wars'un hani felsefesini de anlatan güzel sayfalar bunlar. O zaman bir yayının daha sonuna geldik. Obi-Wan Kenobi ve Star Wars konuştuk bu bölümde. Doğu Yücel'de konuğumuzdu. Bize lütfen siz de yazın. Özellikle Star Wars hayranlarından yorumlarını, en çok beğendikleri bölümlerin ya da dizilerin hangisi olduğunu bize yazmalarını istiyoruz. Televizyon Çocukları Podcast at gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz e-maillerinizi. Sana tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Doğu. ederiz Doğu. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güç sizinle olsun.